Hasan Bey, bugün kifayət qədər önəmlidir Türk dünyasının bir olduğu mesajı. Hələ indiki bir vaxtda yeri gələrsə Türk dünyası, Türk ölkələri üçün ara-ara, zaman-zaman təhdidlərin olduğu bir vaxtda bu birliyin ötürülməsi, bu mesajın ötürülməsi kifayət qədər önəmlidir. Və əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, yeni dünya düzənində biz orta dəhlizin əhəmiyyətinin artdığının şahidi oluruq ki, Recep Tayyip Erdoğan vurguladı ki, biz bugünkü görüşdə də ortaq dəhlizin inkişafı istiqamətində bir razılığa gəldi. Siz Türkiyə Prezidentinin verdiyi açıqlamada, xüsusən də ortaq dəhlizdə artıq inkişafa dair bir razılığa gəldik mesajını səsləndirilməsini necə oxuyursunuz? Yəni bu birliktəlik, bu birliyin dünyaya çatdırılması hansı mesaj ötürür? Evet, bu birliktelik, bugünkü toplantı dosta güven, düşmana tehdit olması açısından oldukça önemliydi. Artık Türk dünyası birdir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yumruk haline gelmiştir. Bu 30 yıllık bir birikimin, 30 yıllık bir mücadelenin sonucunda oluştu ve özellikle de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem neticesinde Türkiye'deki bu kıyamete yakın tahribatın üzerine Türk dünyasının bütün devletleri, bütün toplulukları çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye yardım edebilmek adına seferber olması Türkiye açısından çok 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 önemliydi. İşte bu bağlamda bu deprem vesilesiyle Ankara'da toplanan Türk Devletler Teşkilatı'nın almış olduğu kararlar şimdiye kadarki bütün toplantıların en üst noktasında, bütün toplantıların hedeflerin en üst noktasında bir hedefe ulaşılmış oldu. Bundan sonra daha aklı başında, daha ayakları yere basan ve hedeflerine hızlı bir şekilde koşan bir Türk dünyasıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü Türk dünyasının, topluluklarının, devletlerinin kederi kederimiz. Bütün devletler için geçerli bu. Yalnızca Türkiye bazında bakmayın. Türk devletlerinin kederi kederimiz, Türk devletlerinin başına gelecek herhangi bir sıkıntı hepimiz için anlamında bugünkü toplantıdaki bildiri oldukça önemli ve artık daha sık toplanacaklar ve artık daha sık kendi aramızdaki problemleri ve bu Türk dünyasını oluşturan devletlerin devletler arasındaki ilişkilerdeki zayıf kalan tarafları daha da kuvvetlendirilerek yeni dünya düzeninde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası işte Çin'in gelecek dönemdeki Amerika ile girişmiş olduğu mücadelenin neticesinde ortaya çıkacak pozisyonda Türk devletleri bir ve beraber olarak yeni bir pozisyon alacaklar ve bu pozisyonda hepimiz hep birlikte göreceğiz ki artık Türk dünyası dünyanın üçüncü gücü olarak, üçüncü süper gücü olarak inkişaf edilecek ve bunun altyapısı bugün Ankara'da atılmış oldu ve buna koşulan bütün Türk devlet liderleri de hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekir. Zaten Cumhurbaşkanı hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi, görüştü ve netice itibariyle bu güzel manzara ile dünyaya hem dostluk hem de barış örneği gösterildi. Hem de bir problem karşısında Türk devletlerinin nasıl dayanışma içerisinde olduğu bu deprem vesilesiyle de gösterilmiş oldu. Emin adımlarla Türk Devletler Birliği, Türk Devletler Teşkilatı hedefine doğru hızla ilerleyecek. Bu arada iktisadi olarak, ekonomik olarak, sosyal yapı olarak, refah olarak ve hukuk olarak Türk devletlerinin aksayan tarafları hızlı bir şekilde gözden geçirilerek yeni bir platforma dönüşecek ve netice itibariyle artık Türk devletleri her ne kadar sınırlar kalkmasa bile Avrupa Birliği gibi bir Türk Devletler Birliği formasına formalaşmış olacak. Bu da gelecek için çok umut verici, umut vaat edici olacak.